Herkese tekrardan merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz arkadaşlar. Evet, bu videoda giyilmeyen pantolon ile geri dönüşüm yapacağız. Bu güzel eteği dikeceğiz. Dikimine geçmeden evvel giden kumaş miktarını ve eteğin kalıp ölçülerini vermek istiyorum. Diktiğim etek arkadaşlar 14 yaş ve 34 bedendir. Şekilde eteğin boyunu 52 santim. Giden kumaş miktarını şu şekilde yazdım deftere arkadaşlar. Birinci kat 2 adet 1.25 santim. İkinci kat 2 adet 2.16 santim. Üçüncü kat 3.16 santim olarak parçalarımı kestim arkadaşlar. Ve bu parçaların boyu da her birinin boyu 12 santim. Benim elimde böyle parça bir kumaş vardı. Kumaşım şifon. Ben bu kumaşı değerlendirmek istedim. Elimde giyilmeyen kısa gelen pantolon vardı. Bu pantolonu değerlendirmek istedim. Evet, giden kumaş miktarına gelince benim kestiğim kumaş bütün değildi. Bu şekilde parçalar halindeydi. Şu şekilde boyu 3 metre. Bu iki kat 3 metre ve genişlik olarak da 27 santimdi. Ben bu parçalardan 3 parça kullandım ve ortadan ikiye katladım. Şu şekilde 12 santim olacak şekilde kestim ve kestiğim parçaları tekrar birleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Tahmin olarak 1,5-2 metreye yakın kumaş gitmiştir arkadaşlar. Benim vermiş olduğum ölçüler standart bir ölçü değildir arkadaşlar. Siz büzgü sıklığını kendiniz istediğiniz gibi sıklaştırabilir veya azaltabilirsiniz arkadaşlar. Ben şifon kumaş kullandım. Şifon kumaş çok dökümlü olduğu için biraz fazlaca kumaş kullandım. Büzgüleri sık yaptım. Evet, sizler de istediğiniz gibi kumaş tercih edip istediğiniz gibi büzgüleri ayar yapıp benim diktiğim modelde etek dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben kumaşlarımı kestim 3 kat olarak. Bu şekilde overlock'u da çektim, hazırladım. Ve içinin astarını da hazırladım bu şekilde. 67 santim uzunluk, 67 santim eni de 24 santim. İki parça olarak kestim, overlock'u çektim, bu şekilde hazırladım. Evet, şimdi kestiğim parçaları büzgü yapıp birbirine eteğimizi birleştireceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi büzgü yapacağım. Kumaşımı yerleştirdim. Daha evvel büzgü yapımı ile ilgili video çekmiştim arkadaşlar. Önerilen videoları ekleyeceğim, oradan izleyebilirsiniz. Kısaca şimdi anlatayım. Tansiyon ayarımı en yüksek ayara getirdim, 8'e. Dikiş adım ayarımı da en sona getirdim, en seyrek ayara. Evet, birinci parçamızı bu şekilde büzgüsünü yaptık arkadaşlar. Diğer parçaları da büzgü yaptıktan sonra eteğimizi birbirine, parçaları birbirine birleştireceğiz. Kumaşlarımın büzgüsünü bitirdim arkadaşlar. 3 parçanın da büzgüsünü yaptım. Şimdi bunu pantolona dikmeden evvel kumaşları birbirine birleştirmem gerekiyor. Büzdüğüm yerleri kumaşa göre ayar yapmam gerekiyor. Bunun için öncelikle yana denk gelecek olan dikişleri eşleştireceğim. Benim büzgülerim üstte dikişli olacak arkadaşlar, içte olmayacak. Bu yüzden üst tarafa dikişleri birbirine denk getiriyorum, yan dikişleri. Şimdi üstteki kumaşın altına bu büzgüyü yedireceğim arkadaşlar. İğneleyerek büzgümü kumaşa sabitleyeceğim. Bunun için büzgümü buradan ipi çekerek ayar yapacağım. Büzdüğüm kumaşları şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi birleştiriyorum arkadaşlar. Öncelikle
yan dikişleri eşleştirdim birbirine ve yarısından şimdi iğneleyip birleştire birleştire gidiyorum. Öncelikle kumaşımı bu şekilde ölçüp büzgümü kumaşıma göre ayar yaptım. Sonrasında şu şekilde iğneleye iğneleye kumaşımı birleştiriyorum. Önce bir yarısını, sonra burası bitince diğer yarısını yapacağım. Bu şekilde parçaları birbirine birleştirip teyel alıp makinede sağlam dikişini atacağım ve sonrasında pantolonumuza dikeceğiz arkadaşlar. Eteğimi bu şekilde teyelledim, diktim arkadaşlar. Şimdi bunu teyellediğim yerlerden makineyle dikeceğim. Diktikten sonra eteğimi bu şekilde pantolona monte edeceğim, dikeceğim burada arkadaşlar. Şimdi teyellediğim yerlerden eteğimi iki katı da ayrı ayrı dikeceğim. Bu arada belirtmeyi unuttum arkadaşlar. 9 numara iğne kullanıyorum şifon için. Tansiyon ayarımı 4'e getirdim ve dikiş adım ayarımı da 2 numaraya aldım. Bu ayarda dikeceğim şifon kumaşı. Eteğimizin üst parçasını diktim, bitirdim. Şimdi alttaki teyellediğim parçayı dikeceğim. Evet, eteği diktim, bitirdim arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Pantolonumuzun eteği dikeceğim yeri keseceğiz. Pantolonun arka yüzünü çevirdim bu şekilde. Cebin 1 cm aşağısından keseceğim. 1 cm dikiş payı bırakarak. Şimdi ilk olarak eteğimizin astarını yerleştireceğiz pantolonun üst kısmına. Evet, bu şekilde astarımı pantolonumun bedenine göre astarı burada büzgüyü eşit bir şekilde dağıtıp astarı buraya yerleştireceğim. Evet, astarı eteğe diktim arkadaşlar. Eteğimin yan dikişini de overlock çekip kapattım. Şimdi eteğin içine pantolonun üst bedenini geçiriyorum bu şekilde. Eteğimin yan dikişini pantolonun yan dikişine bu şekilde iğneliyorum buradan. Aynı şekilde karşı tarafın da yan dikişini yan dikişle denk getiriyorum bu şekilde. Şimdi eteğimi pantolonun bu şekilde iğneleyip teyel alıp dikeceğim. Şimdi eteği pantolona teyelledim arkadaşlar. Şimdi bunu makinede sağlam dikiş atacağız. Teyellediğim yeri dikeceğim makinede. Evet, eteğimi yerleştirdim. Bu arada iğnemi değiştirdim arkadaşlar. İğne 16 numara iğne taktım. Kotum ince bir kot, esneyen, likralı bir kot. 16 numara iğne kullandım ve tansiyonumu 3 ile 4'ün arasına getirdim. Dikiş ayarım da yine aynı. 2 numarada. Evet, şimdi eteği pantolona dikeceğim. Evet, eteğimizi dikip bitirdik arkadaşlar.
Evet, bu şekilde içinde astarı da bu şekilde. Sizler de kullanmadığınız, giymediğiniz boyu kısalan pantolonunuzu bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eteği bitirdim, diktim, mankenimizi giydirdik, etek bu şekilde görünüyor. Ben kestiğim artan parçalardan beline kemer de yaptım. Kemer tamamen sizin tercihiniz, isterseniz yapmayabilirsiniz de. Evet, kemer ölçülerine gelecek olursak uzunluk olarak kemerin boyu uzunluğu 1.83, genişlik olarak ise arkadaşlar şu şekilde, genişlik olarak ise 3 santimden kesip iki tarafına overlock çektim, uzun bir şerit halinde kemer yaptım arkadaşlar. Evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.